tabii. Başladı. Evet, peki. Şimdi demek ki ihtimal üzerine öldürme tek tek incelenmesi lazım. Ama bir ihtimalle bir isyanı cem eden bir padişaha da size misal göstereyim. Bu da Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz babasıyla harp etti. Mağlup oldu. Kırma kaçtı. Babası Şehzade Ahmet'i, ki Yavuz'un ağabeyidir, tahta geçirmek istiyordu. Konya'dan Sancak Beyliği'ni Bolu'ya nakletti, İstanbul'a yakın. Yavuz Trabzon'da vali. Merkeze yakın olan adamın padişah olma şansı fazladır. Onun için kimi düşünüyorsa padişah yerine, onu yakına Sancak Bey'i tayin eder. Bu arada Şehzade Yavuz'a söz verdik. Kimseyi veliaht tayin etmeyeceğiz. Ama evvelce Şehzade Ahmet'i yapmayı düşündüğü için, Vezir Müzera da ona taraftar olduğu için, Yavuz'un babasına karşı askeri harekatı kaybedip de Kırım'a oğlunun yanına gittiği hengamda, o paşalar Şehzade Ahmet'i İstanbul'a çağırdılar. Padişahlığı devralsın diye çağırdılar. Yeniçeriler isyan etti. Biz seni istemiyoruz, git geri. Ordu istemeyince babası bunu yerine bırakıp tahttan çekilemedi. Şehzade Ahmet geriye gitti. Ordu Yavuz için ısrar etti. Bunun üzerine Yavuz'a haber gönderdiler. Yavuz babasının yerine tahta geçti. Şehzade Ahmet bunu kabul etmedi. Bursa üzerine yürüdü. Evvela oğlunu gönderdi. Oğlu Bursa'yı zapt etti. Bak sen padişah oldun, İstanbul'dasın, Yavuz gibi bir adamsın. Eski merkez hükümetin kardeşinin oğlu tarafından zapt edildi. Babasının adına hutbe okuttu. Babamdır hükümdar diyor. Bunun üzerine Yavuz Bursa üzerine yürüdü. Şehzade Ahmet de oğlunu korumak için Bursa üzerine yürüyünce Yenişehir Ovası'nda karşılaştılar. İkisi de Osmanlı askeri. Şehzadenin 15 ila 20 bin kişisi var. Padişah'ın da bir bu kadar askerle gittiği tahmin olmuyor. Rakamlar muhteliftir ama. Şimdi bir iki ordu karşı karşıya akşama kadar harp ederse, iki ordunun mecmu yaklaşık 50 bin kişi ise burada 1000 kişi de mi ölmez? Akıl var, mantık var. Yani sayılmış değil şu kadar adam öldü diye. Ama netice Şehzade Ahmet mağlup oldu ve kaçtı. Yavuz küçük evlat. En büyük evladı, en büyük evladı Bayezid'in kendisi Fatih vefat ettiği zaman Amasya'da Sancak Bey olduğu için 13 günde gelebildi İstanbul'a. Bu müddet zarfında niyabeten büyük oğlu padişahlık yaptı. Şehzade korktu. 13 gün padişahlık yaptı. Bu da şimdi Korkuteli denilen yerde vali Sancak Bey. Yavuz buna haber gönderdi. Tabi babası gelince devletti tahtı, sancağına gitti. Yavuz buna haber gönderdi. Dedi ki isyan etmez. Benim padişahlığımı kabul edersen olduğun yerde dur, benden sana zarar gelmez. Bu da söz verdi. Ama Yavuz'un olmasından evvel de İstanbul'a geldi, Yeniçeri kışlasına sığındı.
Yeniçerilere beni padişah yapın dedi. Babası Selim'i çağırdı hengamda. Yeniçeriler dediler ki hayır. Biz seni severiz. Hakikaten alim, şair, mücahit, çok değerli bir şehzadesin. Ama biz Yavuz'u istiyoruz. Bunu da beyan ettik. Onu bekliyoruz. Dön geri dediler. İyi muamele yaparak geri çevirdiler. Bundan dolayı da Yavuz ondan söz aldı. İsyan etmeyeceksin diye. O da söz verdi. Bir müddet sonra Sancak Beyliği'nin Manisa'ya naklini istedi. Yavuz şüphelendi. Bunun Manisa'ya Sancak Bey'i tayin etti. Lakin paşalardan mevki alamayan, mesela sen Şeyhülislam olacak bir adamsın, olamamışsın. Birisi oldu mu sen yedekte kaldın. Sadrazam olacaksın, olamadı. Böyle mevki alamamış paşalardan ona mektuplar yazdırttı. Yani asker seni seviyor, Yavuz çok sert. Ona kızmaya başladılar, çabuk aleyhine döndüler. Sen padişah olursan, beni şeyhülislam yaparsan ben senin için çalışayım. Sen beni sadrazam yaparsan senin için çalışayım. Bunlar mahsus yazıldı. Yavuz'un malumat. Gelen cevaplarda baktı ki müsbet. Adam ihtilal düşünüyor. İhtilal düşünüyor bak. Yapmış değil ama düşünüyor. Fırsat bulsa, o paşaların sözü doğru olsa onlara güvenerek eyalet askeriyle yürüyecek İstanbul'un üzerine veya Bursa'ya neyse. Bunun üzerine Yavuz üzerine yürüdü. O haber alınca kaçtı. Kaçtı. Bir sadık adamıyla birlikte dağlarda bir mağaraya saklandı. Bir müddet sonra aç kaldılar. Adamını gönderdi yiyecek almaya. Atının koşumlarından anladılar bu sıradan bir adam değil. Takip ettiler. Mağarada Şehzade Korkut'u yakaladılar. Yay kirişiyle boğdular. Yavuz Sultan Selim tabutun altına girdi. Ah kardeşim. Sen isyan düşünmeseydin de ben de sana kıymasaydım olmaz mıydı? O sadık adamı da ona türbedar tayin etti. Bursa'da yatar şimdi. Bursa'ya nakletmeyeceğiz artık. Şimdi sen Yavuz'sun. Sefere çıkacaksın. 6 ay merkezde yoksun. Kardeşin bir takım paşalarla temas kuruyor. İhtilal düşünüyor. Rahat gidebilir misin Çaldıran'a? Gidemezsin. O zaman demek ki ihtilal yapmadığı halde bunu düşünen bir adamın da sıkıntısını bertaraf etmek için bir adam katletmek gene kusur değil. Onu yapan adam için bir meziyettir. Ammeyi koruyor çünkü. Yani ağabeyisiyle harp etti Yenişehir Ovası'nda diyorum en az 1000 adam ölmüş. Fazla ölmüştür de 1000 adam ölmüştür. Bir 1000 adam da Şehzade Korkut için mi ölmeliydi? Ondan sonra bertaraf edilmeli. Bıraksa yapacak. Bu neye benzer biliyor musun? İslam'da taarruzi harp yoktur. İslam'ın harbi tedafiidir. Ne demek? Müdafaa harbidir. Müslüman hiç kimseye sen Müslüman değilsin diye sana harp açamaz. Saldırırsa kendini müdafaa edersin. Peki Müslümana harpte taarruz edemez mi? Şu şartla eder. Düşman ahdini bozarsa. Yani dostum anlaşması yapmış, bozuyor. Demek ki saldıracak. Sana saldıracak diye hazırlık yaptığını istihbar edersen, sen ondan evvel davranın üstüne gider. Bu da aynı mantıktır. Bir düşman Müslümanlara saldıracak diye istihbaratın aldığın zaman saldırmadan üzerine gitmene cevaz veren din, İslam çıkaracak adamı da çıkarmadan elinde buna niyet olarak kat'i deliller varsa öldürürsün. Bu İslam hukukuna aykırı değildir. Peki, madem suallerde cevap kalsın diye bu işi gene tam hakkını vererek anlatmaktan vazgeçelim de. Şu suali soralım. Hiç yanlış
olarak evlat kardeş katli yapılmış değil midir? Elbette vardır. Elbette vardır. Şehzade Murat 19 kardeşini tahta geçtiği gün öldürmüştür. Bilhassebep. Onlar ne isyan etmiştir, ne edebilecek durumdadırlar. Ondan sonra da bu iş yasaklanmıştır. Birinci Ahmet'ten itibaren yasaklanmış. Şehzadelerin sancağa çıkması da yasaklanmış. Merkezde tutulmuş çünkü sancakta olunca isyan ediyor diye. O da sancağa çıkan adam tecrübe sahibi oluyordu. Padişah olduğu zaman ne yapacağını biliyordu. Devlet hizmetine alışkın oluyordu. Sarayda yetişen adam hiç hayattan haber olmayan bir adam oldu. Yerlemenin sebeplerinden biri de bu. Fatih meşhur kanunnamesiyle bunu kanunileştirdi. Fiilen yapılan bu işleri bir kanuna, nizama bağlı. Kime ki? Kime ki? Hükümdarlık nasip olur. Nizam alem için karındaşın öldürebilir. Ekseri ulema da bunu tecviz etmiştir. Diyor Fatih Kanunnamesi. Bunun manası şu. Fatih düşünüyor ki büyük evlat, küçük evlat meselesini ortadan kaldırayım. Ölen bir padişahın bütün evlatlarını aynı derecede hak sahibi kabul edeyim. Bunlar kavga etsinler. Dirayetini ispat eden başa geçsin ki hamleli olsun. Fedakarlığı hanedan üzerine çekiyor. Avrupa tarihleri hanedanlar arası kavgayla doludur. Sen hanedan olacaksın, ben hanedan olacağım. Osmanlı tarihinde 6,5 asır hanedanlar arası kavga yok. Devletin tarihi devamlılığı sağlayan unsurlardan biri de hanedanın devamıdır. Ben listesini verdim dünya hanedanlarının, Osmanoğulların dramında. En uzun tarihte, dünya tarihinde en uzun hanedan Osmanlı hanedanıdır. Bunu iki sebeple sağlamıştır Osmanlılar. Birisi evlat kardeş katliyle bölünmeyi, parçalanmayı, o tehlikeyi bertaraf eder. İkincisi de beylikten imparatorluğa geçerken fatihlerine kadar padişahlar yerli kızlarla evlenirler. Fatih'ten sonra bu durum değişmiştir. Anneleştirilen şudur. Esir pazarından 7 yaşında alıp sarayda büyütülen cariyelerle evlenirler. Bunun sebebi şudur. O cariye bir entrika yapacaksa evladı için yapar. Amcasını bilmez, kardeşini bilmez, dayısını bilmez, hiçbir akrabasını bilmez. Cariye şunu bilir, beni Kafkaslardan alta, ben Sırp asıllıyım, ben Rum asıllıyım, bunu bilir. Ama orası bir üniversitedir. Ona edebi, dini öğretirler, edebiyat öğretirler, tarih öğretirler, musiki öğretirler. Alime birer kadındır orada yaşayanlar. Ve azami 8 sene kalır, haremi de hiç bilmiyorlar. 8 sene sonra beylerle, paşalarla evlendirirler. Osmanlı haremine girmek bir kadın için bahtiyarlığın en büyüğüdür. Hem Müslümanlığı kazanır, hem de asil bir insanla evlendirilir, ev kurar. 8 seneden fazla cariye tutmazlar. Bu haremi de başka bir zaman anlatayım size. Ama kadın entrika yapacaksa evladı için yapar. Hanedan değişikliği olmaz. Gelelim birkaç kelime de vezir vüzera katliyle ilgili söyleyelim. Osmanlı tarihinde iki sınıf için padişaha resen cellada havale, cellat vurgunun kellesi deme hakkı iki sınıf insan için tanınmıştır.
Bunların birisi hanedan mensuplarıdır, biri de vezir rütbesini haiz insanlardır. Dikkat edilirse kitleleri peşine takıp sürükleme şansı bu iki sınıf insanda vardır. Sokaktan bir adam ihtilal yapamaz. Şimdi diyorlar ki Kemalistleri, Atatürkçüleri topluyorlar Ergenekon'da. Generalleri topluyorlar. İhtilali yapma şansı üst seviyedeki bu adamlardadır. Halktan bir adam olmaz ki. Halktan bir adam ancak onun propagandasını yapan adam olur. İşte gazeteciler olduğu gibi. Binaenaleyh devletin bölünmesine sebep olacak bir iç kargaşayı arkasına adam takma şansı olan hanedan mensubuyla şehzadeyle bir de paşa rütbesinde hain adamlar. Bir yerde validir. Emrinde 10.000 kişi asker vardır. Bunlar yapabilir. Bugünkü gibi muhabere vasıtası gelişmiş değil. Osmanlı güvercin postasıyla haberleşiyor. O da nedir bilir misiniz? Sarayda güvercinlik vardır. Şimdi Yıldız Sarayı'nın güvercinliği köprüden geçtiğiniz zaman görünür orada kule, kale, küçük bir kale gibi bir bina vardı. O güvercinlik. O güvercinlikte güvercin yetiştirilir. Sen Yemen'e gidiyorsun, memursun. Bu güvercinlikten 10 tane güvercin alırsın, kafeste getirirsin, Yemen'deki güvercinliğe koyarsın. İstanbul'a bir haber gönderileceği zaman ince bir kağıda at kılıyla o haberi yazarlar, güvercinin ayağına sararlar, ince bir şeyle lehimlerler, güvercini uçururlar, güvercin doğduğu güvercinliğe gelir. Yemen'den gelen bir adam da Yemen doğumlu 10 tane güvercin getirir, İstanbul'daki saraydaki güvercinliği Yemen kafesine koyar. İstanbul'dan da Yemen'e bir emir gideceği zaman Yemen doğumlu güvercinin ayağına sarılır. Kar, kış, yağmur ne olursa olsun o güvercin olduğu yere gider. Asırlarca güvercin postasıyla 24 milyon kilometre kare, bugün 1 milyon bile değiliz. Bir toprak üzerinde 72,5 çeşit millet idare etmiş. Cumhuriyet 80 sene oldu, daha Kürtlerle beraberliği sağlayamadı. Bir de 1000 yıllık bir beraberlik geçmişi varken, Osmanlı Rumeli'ye gittiği zaman gayrimüslimlerle bir beraberlik geçmişi de yoktu. O dirayete bak, bu dirayetsizliğe bak. Güvercin postasıyla muhabere ederek uzak eyaletlerden haber alan, orada bir isyan çıksa, normal insan yürüyüşüyle, gelişiyle, atıyla haber gelse, bak Amasya'daki padişah Şehzade, İstanbul'a 13 günde gelmiş Şehzade Beyazıt. 20 günde gelen bile var, babasının ölümünü duyduktan sonra. Bu müddet zarfında idarede boşluk var. Çoğu padişahların ölümü askerden gizleniyor. Sebeplerinden biri de budur. Demek ki o günün şartlarında ihsan etme şansı emrinde mahalli asker bulunan şehzade ve vezir. Bir de bu adamları muhakeme edecek adam bir başka sebep de ondan daha üstün bir makamda olmalıdır ki onun hakkında korkmadan hüküm versin. Şimdi sen İhtilal yapan, ihtilale teşebbüs eden bir orduyu adi mahkemede muhakeme etsen, bak bugünkü hakimler bile fevkalade selahiyetli. Fevkalade selahiyetli. Eğer dünya konjonktürü müsait olmasaydı, bugün sen ihtilal yapacaktın diye bugünkü hakimler bir adam tevkif etmeye cüret edemezdi. Lan bunun gerideki adamı yapan ihtilal de beni aslardı. Hakim korkar. Ama padişah ondan üstün olduğu için korkmadan karar verecek bir makamda olan tek adam padişahdır. Vezirin altındaki adama vezirin muhakemesini
havale edersin, adam onun hakkında karar vermeye korkar. Bir başka sebep de sürat lazımdır. Adil mahkemede adam itiraz yapacakmış, isyan çıkaracakmış, şunu mahkeme etmesen, aha Ergenekon, 2-3 sene oldu daha netice alınmadı. O zamana kadar itiraz yapacak adam, yapar da, geçer de, mani olacak adamı da siler süpürür. O zaman sürat lazımdır. Sürat, cellat, al bu adamı gelir. Ama padişah o hükmü verene kadar çok hesap eder, kitap eder, tahkikat yapar, tetkik. Şimdi buna size iki tarih misal. Makbul İbrahim Paşa. Bir köle İzmir'de korsanlar tarafından elde edilip satılmış bir köle. Kanuni Sultan Süleyman Manisa valisi. Bir ava çıkar, bir geyiği kovalarken bir kadının çiftliğine girer. Geyik o çiftliğe sığındığı için. Bir keman sesi çıkıyor. Çiftliğin bir köşkü vardı, oradan bir keman sesi gelmektedir. Acayip dağ başında kemanı kim çalar der. Çaldırır kapıyı, ev sahibi bunları buyur eder. İzaz ikram eder. Efendim Şehzade Süleyman olduğunu öğrenince. O köle İbrahim çocuğu çağırır yemekten sonra. Onlara keman çaldırır, dinletir. Kanun hoşuna gider. Bu köleyi bana sat. O da der ki aman şehzadem olur sizin olsun der. Manisa'da Sancak Bey iken sonra Makbul İbrahim Paşa denilecek olan adamı bir köle olarak yanına alır. Onu yetiştirir. Padişah olduktan sonra onu kız kardeşiyle evlendirir. Sonra onu sadrazam yapar. İbrahim Paşa gerçekten dirayetli bir adamdır. Irkçı yazarlar, İsmail Hami Danışmen'de baksan, o kehle-i ihval bilmem ne, hücum eder böyle aslı Türk olmayanlara. Bunun bir aslı yoktur. Sokollu'nun da aslı Sırptır ama padişahlar kadar büyük adam. Üç noktayı nazarından Osmanlı'yı değerlendirmek cumhuriyet mantığıdır. Hakkaniyete ve insafa sığmaz. İslam'a hiç sığmaz. Güzel. İbrahim Paşa dirayetli bir adamdır. Padişah namına sefir süvera kabul eder. Muahede imzalar. Şark harekatında bir vesikası geçer eline kanuninin. Bir yere gönderdiği bir arıza veya mektup ne dersen. O vesikada bakar ki imza yerinde Serdar-ı Şah İbrahim. Şimdi Osmanlıca bilenler bilirler. Serdar Şah İbrahim yazıyor. Eğer bunu Farsça imlaya göre okursan Serdar-ı Şah, Şah'ın Serdarı, kumandanı İbrahim. Ama Türkçe okursan Serdar Şah İbrahim. Serdarlık yapan ve şah olan İbrahim manası çıkar. Kanun tereddüt uyanır zihninde. Gözlüğüm düştü inşallah üstüne basın. Gördüm şurada. Kanunun zihnine bir şüphe. Bu adam beni devirip padişah mı olmak istiyor bu kadar otorite elde edince? Damadı da. Bu şüphe idare için bununla satranç oynar. Hem de bir Ramazan akşamı iftara çağırır onu. İftardan sonra satranç oynar. Ama celladı perdenin arkasında hazır eder. Bundan konuşur. Şimdi aha sıkıştın. Oyun oynayanlar zihni oyuna daldığı için şuur altını kontrol edemezler.
Ona der ki işte Şah İbrahim bakalım şimdi ne yapacaksın? Görürsün Şah İbrahim nasıl yapar deyince Serdar Şah değil. Şah, Serdar Şah İbrahim. Harcalıkla savur ediyor. Cellat bom. Şimdi bıraksaydı da ihtilal mi yapsaydı? Makbul İbrahim Paşa oldu, maktul İbrahim Paşa. Demek ki paşaların her birinin de katledilmesi bu kadar damat edindiği, kız kardeşini verdiği, evlat gibi büyüttüğü adamı katlediyor. Niye? Devletin birliğini, dirliğini muhafaza için. Bunun bir tipik misali de Fatih'tir, ilk sadrazam katleden. Tenkit edenler zehirli dillerini kime kadar sevk ediyor farkında değiller. Çandarlı Halil Paşa'yı Fatih katletti. Hatta Fatih'in tertibiyle Çandarlı'nın Bizans'tan balık karnında rüşvet kabul ettiği, balık karnına altınları gömmüş de kasalarla Bizans kralı ona balık göndermiş. Ama karınlarına altın doldurmuş diye dedikodu çıkarttı asker arasında. Bu yalandır. Halil Paşa rüşvete ihtiyacı olmayacak kadar zengin, padişahtan daha zengin, art ganimetiyle bir adam. Niye öldürdü? İstanbul'un fethinde bir muhalif tavır aldı. Doğru. Ama bunun için öldürmez. Tabii farklı düşünceleri Fatih dinler. Fatih o kadar demokrat bir adamdır ki bugünkü tabirle ben demokrasiye inananlardan değilim. Ama ne oturuşundan, ne kıyafetinden paşaları arasında tanınması mümkün olmadığı şu hadiseyle sabittir ki haftada bir gün halktan insanları dinliyordu divanda. Vezirler ve padişah birlikte aynı sedirde oturuyorlardı. Bizim padişahlarımız taç koymaz başına. Tahta da oturmazlar. Cülüs merasiminde otururlar ve de muayyede, bayram merasiminde. Sahir zamanda veziriyle sedirde yan yana oturur. Hatta Nakibul Eşraf seyitlerin liderini daha baş köşeye oturtturur. Bir tarafına da Şeyhülislam alır. Hilafet sıfatının vekilidir diye. Şeyhülislam sadrazamdan öndedir protokolde. Sadrazam sultan sıfatının vekilidir. Şeyhülislam halife sıfatının vekilidir. Böyle paşalarla otururken halktan bir köylü girdi içeriye. Derdini söyleyecek. Padişaha hitap etmek istedi. Elini kalçasına koydu. Paşaları bir bir süzdü. Hangisi padişah anlayamadı? Kandınız saadetli o padişahsınız dedi. Hanginiz? Yüce padişahımızsınız. Demek ki dışarıdan bakan bir adam ne oturuşundan, ne kıyafetinden, ne işgal ettiği yerden paşalarla padişah arasında fark yok. Şimdi bir kahveye git. Kim zengindir, kim değildir oturuşundan anlarsın. Zenginlik sandalyeyi birden işgal eder. Bir sandalyeye kolunu atar, bir sandalyeye bacağını uzar. Sen Fatih, İstanbul Fatih'in tevazuuna bak. İşte kafes arkası bu hadise üzerine çıkmıştı. Böyle bir padişah Halil Paşa'yı katledi. Malına müsaade etti. Siyaseten katledilen adamın malı hazineye gider. Lakin evlat uyali varsa devlet hayat boyu onlara maaş bağlar. Bu kardeş evlat katlinde o kadar anlatacak iş var ki. Hazine evladı yani mağdur olmasın diye kaydı hayat ile babasının mevkiine göre maaş bağlar. Ama onun servetini hazineye alır. Çünkü ihtilal parayla olur. Niye Çandarlı'ya harcadı Fatih? Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Çandaroğlu sadrazam, Osmanoğlu padişah. Çandaroğlu sadrazam, Osmanoğlu padişah. Çandarlı ailesinden Halil Paşa 5. sadrazam. Sadrazamlık onlara tapulanmış. Servet desen padişahtan fazla
onu yeniden sıfırlamak diye beylerin seviyesini indirmek, malını hazineye almak için öldürdü. O kadar sevilen bir adamdı ki ordu isyan etti. İstanbul Fatih'ine isyan etti. Fatih geriye adım atmaya mecbur kaldı. Malını iade etti. Canını iade edemez, gitti. Ve çok sıkıntı çekti orduyu tekrar itaat altına almak için. İşte bu kadar sevilen bir adam, bu kadar da zengin olmuş, bu kadar itibar olan bir adam, bir gün Ali Osman olacağını, Ali Çandar olsun der korkusuyla bir adama harcadı. O da ihtimal eder. Lakin ihaneti sabit olup da veya Makbul İbrahim Paşa gibi ihtilali niyet ettiği zamirinden, sözlerinden anlaşıldığı için öldürülenler de var. Şüphesiz bir dedikoduya kurban giderek nahak yere öldürülenler de vardır. Onu da prensip itibariyle söyleyerek bu bahse bir nihayet verelim. Gelelim sorulan suallere. Biz maalesef bu suallere cevap vermekte şimdiye kadar çok eski tabirle tekasül gösterdik. Ağırdan aldık, zamanımız yetmedi. Şimdi oku bakalım sualı. Evet üstadım, mail, elektronik postayla gelen suallerden biri. Atatürk Mason mu? Fatih isminde bir arkadaş sormuş. İkinci suali var, iki suali var. Diğeri de Osmanlı döneminin çökmeye başladığı dönem ve çöküş dönemi. Bu çökme ve çöküş dönemi meselesi bir sohbete bile zor sorar. Ama Mustafa Kemal Mason mu? Üç tane vesika gösterebiliriz. Bakın. Bilal Şimşir. Bu adam Kemalist. Televizyonda ben kaç defa seyrettim. Sır sıklan bir Kemalist. İngiliz vesikalarında Atatürk kitabın adı. Bu üçüncü cilt. Üç tane böyle kapı gibi cilt. Sade vesika. İşte oradan bir vesika. Sade Mason mu da demiyor. Çok çirkin de bir sıfat izafe ediyor İngilizlerin. Buradaki maslahat güzarının kendi devletine verdiği bir rapor. Demek ki İngiliz belgelerinde Atatürk isimli Bilal Şimşir'in neye koyun gözlü? İsimli kitabının sayfasında söyleyeyim. Kütüphanede bulabilirler. Yerini değiştirmedinse burası değil. Pardon, bu da fotoğrafı var, oradan söyleyeyim şimdi. Sayfayı oradan aramayalım. Evet, 96 ve 97. sayfasındaki vesika İngilizlerin beyanıyla Mason olduğunu çok çirkin söylesem suç teşkil eder bir sıfatla birlikte. Bu bir. İkincisi, ben kitaplarımda gösterdim. Fani Rıfkı Atay masayı yumruklayarak, evet Atatürk bir masondu demişti. Bunu da Şevket Ege'nin şeyi, sen yanlış yere koydun. Bu şartı yanlış yere koydun. Evet. Öbüründe mi? Fahri Rıfkı Atay. Evvela bakın, Masonların dergisi. Ben Tahrif Hareketleri isimli kitabın ikinci cildine, Tahrif Hareketleri'nin ikinci cildine Büyük Şark Mason dergisidir. Mustafa Kemal'in kendilerinden olduğuna ve metiyesi mahiyetinde Fahrettin Kerim'in bir makalesinin fotokopisini koydu. Büyük Şark dergisi. Yetmedi. İşte bugün gazetesi, evet Atatürk bir masondu söyleyen Fahri Rıfkı, bir numaralı Kemalist. Buna ilaveten bir Sebil gazetesinde Fransızca onun masonluğunu gösteren bir vesika yayınlamıştık. Bu da bu. Başka deliller de var da
Bunlar yeter. Ben kitaplarındaki dilleri görseler en kolay bulurlar yeni kitap. Ama isterlerse biraz Şimşek'in kitabını da alsınlar. İngilizlerin beyanıyla Masonluğu görsünler. Yıkılış sebeplerine gelince bir cümleyle söyleyeyim. Yahudiler hem içeriden hem dışarıdan çalışarak Osmanlı'yı yıktılar. Başka sebepler de vardır da bu sebepler mekanizmasının temelinde Yahudi var. İngilizler Kırım Harbi'nde bizimle beraberken 30-40 sene sonra aleyhimize dönmeleri Yahudilerin telkiniyle. Harbi Umumi'de bizim karşımızda yer almaları Filistin'i kurtarıp Yahudilere peşkeş çekmek için. İttihat Terakki Yahudi hakimiyetindedir. Sultan Hamid'i tahttan indiren onlardır. Devleti yıkan onlardır. Bunun uzun ve tafsilatı bir izahlardım da cevap vermeye kalsırken bu sohbet yetmez. Hem de diğerlerine sıra geçiyor. Evet, Seda ismini bir okuyucu. Alparslan Türkeş hakkında birkaç yerde yazı okudum. Siyonist olduğundan ve kızının da Müslüman olmayan bir İngiliz devli olduğundan bahsediyorlar. Üstad'dan Alparslan Türkeş hakkındaki bilgilerini... Ben Alparslan Türkeş hakkında hatıralarımın ikinci cildinde geniş malumat verdim. Ben Alparslan Türkeş'i Üsteğmenken tanıdım. İhtilalde de çok yakinen temasım oldu. Alparslan ile ilgili orada çok tafsilat verdim. Hatta bana Eskişehir hapishanesindeyken adam gönderdi, vekalet vereyim, avukatlığımı yapsın diye. Ondan yakın hukukum vardı. Ben Alparslan Nihal Atsız gibi ırkçı mahiyette bir milliyetçi olduğunu sanmıyorum. Ancak ihtilale de niçin, nasıl karıştığını da orada anlattım. Şimdi burada uzun gider onu anlatırsın. Kızım İngiliz'de evlenmiştir. Doğru da böyle işler çoktur yani. Abdülhamid'in torunu da Amerika ile evlenmiş. İngiliz'de evleneni var. Zenci ile evleneni var. Yani sahip olamadın mı o kız Londra'da kaldı uzun müddet. Biz Londra'dayken de bizim eve gelirdi, tanışırdık. Ayrılmıştı o adamla. Netice olarak Türkeş sonunu kötü bağladı. Sonunda reis-i cumhur olmayı aklına koyduğu için bazı yanlış işler yaptı. O yanlış işler dolayısıyla değil ki, onu kafasına koyduğu içindir ki, ben gurbetteyken görüşmek istedim, benden görüşmedi. Almanya'ya gelemiyordu, Hollanda'ya geliyordu. Anlatacak çok iş var ama yani Türkeş Mason olmak istedi diye Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi bir manşet attı. Ben de galiba Gurbet kitabında var onun fotokopisi. Mason olmak istedi diyor. Belki kuvvet tezahürü için girerdi oraya. Türkeş kültür milliyetçisi olarak ben tanıyorum. Ama son zamanda reis-i cumhur olmadığı için, olmak istediği için bazı yanlışlar yapmıştı. Onlar ben hatıratım okurlarsa tafsilatıyla görürler. Bütünüyle kötü bir adam değil, hatasız bir Müslüman da değil. Evet. Üstad'a saygılarımı sunarım. Kafama takılan bazı sualler var ki onlar aklımı bayağı bir kurcalamıştır. Kısaca suallerim. 1. Sultan II. Abdülhamit Said-i Nursi'yi makamından kovduğu doğru mudur? Hayır, doğru böyle bir şey yok. O görüşmek istedi. Darülfünun'da bir konferans verdi Said Nursi. O zaman genç. Çıksın oradan, ben orayı mektep yapacağım. Bu kabil böyle yakışıksız sözler söyledi. Rahmetli Celal Hoca bana anlattı, ben bulundum o konferansta. Zaptiyeler bunu tuttular, kımarhaneye götürdüler. Böyle padişahlık zamanında çıksın saraydan. Ben orayı mektep yapacağım. Mantıksız geldi. Doktorlar dediler ki bunun aklından zoru yok. Görgüsüz bu adam. Onun için böyle konuştu. Serbest bırak. Abdülhamit'le görüşmek istedi. Mabeyne geldi. Kovmak diye bir şey yok. Kaması o günlük günde kuşağında. Padişah huzuruna silahla girilmez. Kamanı çıkar.
Çıkarmam, çıkar çıkarmam inan. Kürdün abi. Çıkarmam. Onun için de padişah görüşmedi kendisiyle. Komak diye bir şey yok. Yani bu şekilde görüşemezsin. Sonra Sultan Reşat'la görüştü. Evet. İkinci şahsı, aynı şahsın ikinci suali. Araştırmacı Aytunç Altındal, Said-i Nursi'nin papalığın görevlendirdiğini iddia ediyor. Bu doğru mudur? Said-i Nursi gerçekten Bediüzzaman mı? Nur cemaati devamlı o yönde ifadeler var. Şimdiki halefi Fethullah Gülen Hoca Efendi neden Amerika'da? Amerika'nın kuklası mı gerçekten? Çok uzun şeyler bunlar da. Papalığın vazifelendirdiği adam Aytunç Altındal'ın kendisidir. Katolik Misyon Teşkilatı'nda çalıştığını itiraf etmiş bir adamdır. Bediüzzaman'ın papalıkla hiçbir alakası yoktur. Komünizm tehlikesine karşı Hristiyanlarla beraber olduğunu, hatta buradaki papaya gitmiştir, seni dinlerler. Bizim idarecilerimiz de söyle, işte komünizme geçiş şansı vermesinler falan diye. Teşebbüslerde bulunmuştu. Papalıkla Said Nursi'nin bir alakası olacağı hayal edilmez. Bu tüpedüz iftiradır. Aytunç Altındal kendini temizlesin o işten eğer bir şey söyleyecekse onu söylesin. Fethullah nurculukla başlamış bugün nurcu değildir. Kendi hareketi vardır. Kendi hareketi hakkında da gerekli sözleri ben Tahrip Hareketleri 3. cildinde tafsilatıyla yazacağım. Haydi. İyi tamam bitiriyordu. Evet. Evet. Yani bunlar uzun olduğu için kitapta yazacağım. O arkadaş orada okur. Muzaffer isminde bir okuyucu. Acaba Mehdi ile ilgili hocamız ne düşünüyor? Mehdi de 3. ciltte var. Var. Onu yazacağım, onu okuyayım. Bu senenin kitabıdır inşallah. Peki. Başka bir okuyucu, iyi günler, PKK terörü ne zaman bitecek demiş. İslam'a ram olduğu gün Türkiye biter. İslam'a ram olmadığı müddetçe de devam eder. Alınacak hiçbir tedbir, kafasına ayrılık fikri girmiş olan Kürt'ü Türk'le birleştirmez. Sadece asabiyeti diniyedir bunun çaresi. Bu rejim, laiklik, dava ettiği müddetçe, kavmiyetçilik dava ettiği müddetçe, şeriatı horladığı müddetçe bu belalar eksik olmaz. Tek çare İslam'dır. Çare tek, o da İslam'dır. Bunu kabul edene kadar bu bela devam eder. Bu öyle bir keldir ki Türk milletin başında tek devası İslam'dır. Bunu anlayana kadar bu sıkıntıyı çekerler. Bir başka okuyucu, internette romanlarla ilgili Wikipedia'da Osmanlı Devleti'nde romanlar Müslüman olmasına rağmen hukuken idama mahkum olduklarında Müslümanlar gibi asılarak değil, kafası kesilerek idam edilirdi yazıyor. Müslüman yok mu kafası kesilerek döndürdüler? Böyle bir şey yok. Böyle bir ayrılık yok. Yalnız romanlar için hususi bir kanun vardır Osmanlılar'da. Bunların hepsi uzun şeyler. Yani fazla vaktimiz kalmadı. Bir iki şeye cevap vereyim ki kısa söylüyorum. Onlar için ayrı bir kanun vardı. O kanun hususiyetlerini anlatmak uzun gider. Ama idamda o öyle idam ediyor. Bu böyle böyle bir şey yok. Dedikodu. Duyun. Evet. Acaba Üstad Mehmet Akif Ersoy için ne düşünüyor? Bunu da Rehle dergisinde Fuat Şemsi yazdım. Orada anlattım. Mehmet Akif'e birçok noktadan itirazım var. Bunların bir kısmı da akaide aittir. Mehmet Akif şüphesiz Müslüman bir adamdır. Maraş'a ne kadar sapsa o da o kadar saptır. Kasıtlı olmamakla beraber Efkani'yi methetmesini, Abdu'yu methetmesini tenkit ederim. Abdülhamid'e tecavüz etmesini, en çirkin şekilde Abdülhamid'e söylen oldu. Kullandığı kelimelerde akaide aykırı sözler de vardır. Allah'a İslam mahiyetinde sözler vardır. Bunlar şair içinde olsa aldanma ki şair sözü elbette yalandır diyen de bir şairdir ama yani şairdir diye de mazur görülmez. Çanakkale şehitlerine şiirinde diyor ki bu taşındır diyerek Kabe'yi dizsen başına
ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşını. Senin vahiyle ne alakalı? Sen peygamber misin? Ruhunda vahiy var mı? Bunu tenkit ederim. Babam da olsa tenkit ederim. Akif muteber bir adammış. Bana ne muteberse. İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı demesi yanlıştır. Korkma kelimesiyle başlaması yanlıştır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde yerleri deyip ezana acziyet izafe etmesi de yanlıştır. O koca kitapta yüzlerce böyle yanlış var. Ya dil hatası var, ya akaid hatası var, ya siyaset hatası var, var oldu var. Abdülhamid'e onun kadar çirkin söven bir ikinci adam görmedim. Beğendiğimiz sözleri var. Peki bunun hatırına bu yanlışları hem de akaide ait yanlışları başımıza taç mı ederim? Eğrisine eğri derim, doğrusuna doğru derim. Kitaplarımın birinde zannedersem tahrifin başlangıcında da Ahmet Davutoğlu meselesi dolayısıyla bir nebze temas ettim. Ama Rihle Dergisi'nde yazımda tafsilatı var. İstiklal Marşı sözü bile yanlıştı. Biz istiklal kaybetmedik. Mustafa Kemal'e şan şeref kazandırmak için Yunan harbine İstiklal Harbi dediler. İstiklal bir muadeyle kaybedilir. Tecavüzle istiklal kaybedilmez. Serb bile istiklalimizi kaldırmıyor, arazimizi küçültüyordu. Üstelik teklif safhasında kalmıştı. Kim istiklal kaybetti de hangi anlaşmayla kaybettik de Mustafa Kemal onu geri aldı? Bu Türk-Yunan harbidir. Basit de bir harptir. Kaldırsınlar kanunu korunmuyor Mustafa Kemal diye. Eski sertlikte tatbik edilmemesinden şikayet etti Cevizoğlu geçen hafta. Demek korunmasını istiyorsun. Aciz korunur. Kaldırın kanunu konuşalım. Bir başka suali, bu terör gelişmeleri hükümete zarar verir mi? 2012'de tam olarak nasıl bir olay gerçekleşecek? Bundan sonra Türkiye'de gidiş adım adım, ama bu da öyle bir bahis ki, bu da bir sohbette sığmaz. Adım adım İslam'adır. Şimdi kış yaklaşıyor, bak bugün yaz gibi bir hava var. Yarın bu ya olur ya olmaz. Ara mevsimleri tezatlıdır. İmandan küfre geçerken de, küfürden imana geçerken de nasıl ilkbaharla sonbahar tezatlıysa. İlkbaharda öyle gün olur yaza benzer, öyle gün olur kışa benzer. Ama yaza benzeyen günlerin çoğalmasıyla ilerler. Çünkü haziran sıcağına ulaşır. Sonbaharda da yaza benzeyen günde olur, bugünkü gibi kışa benzeyen günde olur. Ama kışa benzeyen günlerin artmasıyla ilerler zaman. Çünkü kara kışa ulaşacak. 1950'ye kadar Tanzimat'tan 1924'e kadar İslam'ın sonbaharıydı. 24'ten 50'ye kadar kara kıştı. 50'de ilkbahar başladı. Hala ilkbahardayız. Yaza benzeyen günler çoğalarak ilerleyecektir. Bunun manası AK Parti gidecek mi? Yerine daha iyisi gelecek. Tayyip gidecek mi? Yerine daha iyisi gelecek. Bundan sonra İslam'ın aleyhine bir şey olmaz. Bu sözün de Ağrı Dağı Türkiye'dedir sözü kadar tabiat kanununa mutabık, ilahi oluşa mutabık, meşiyet-i ilahiyenin neticesi olan bir sözdür. Lakin bunların esbab-ı mucibesini söylemek müstakil bir sohbeti gerektirir. Evet, Kürşat isimli... Hiç korkmayın. Zarar verse de bir şey olmaz. Kürşat katıldığı bir programda İzzettin Doğan'ın ceviz kabuğunda biz Müslüman değiliz diye bir beyanatta bulunduğunu söylemişti. Ben araştırdım ama bulamadım. İzzettin Doğan'ın bu açıklamayı ne yaptığını söylemiştim. Ben onu da bak tahrifin birinci cildinin ona tavsiye ederim oradan okusun. Vakit kalsaydı ben okurdum. 334. sayfasında yazdım. O konuşmayı ben dinledim. Ama geçen hafta Cevizoğlu'na sordum, o benim şeyime çıkmadı dedi. Halbuki ben daha evvel hilafet meselesi için Cevizoğlu'na çıktığım zaman programdan evvel dedim ki bu bana lazım. Sen bazı programları kitaplaştırıyorsun. Bunu da kitaplaştırdınsa bana ver. Dedi ki hayır, onu kitaplaştırmadım dedi. Şimdi diyor ki hatırlamıyor herhalde.
O benim programıma çıkmadı. Hayır, çıktı ve ben seyrettim ve duyduklarımı takriben şöyle demişti diyerek bu kitaba yazdım. Onun tahririni de yaptım. Onun sonra aksine beyanlarını da koydum. Alevilerin böyle bir söze imtihan göstermemelerini de onların aleyhine bir hüküm olarak derc ettim. Kitabı havale edeyim vakit kalmadığı için. Evet. Evet. 336. sayfasına baksın. Hakan isimli okuyucu, pek muhterem Kadir Musuroğlu efendim. Cenab-ı Allah'tan size hayırlı uzun ömürler dilerim. Efendim, her ay TV.net'teki programınızı takip ediyorum. Suale geliyorum. Suale gel. Evet. 2012 vardı. Efendim, cerrahi tekkesi yahut tarikatı olarak da bilinen, bugün ise başında şeyh olarak Ömer Tuğrul İnançer'in bulunduğu oluşum hakkında bizleri aydınlatır mısınız? Ne çok söz söyleme şansım var bunun için. Çünkü ben Hacı Muzaffer Efendi ile, hatta onun şeyhi Fahrettin Efendi'yi bile tanıdım. Hacı Muzaffer Efendi ile çok büyük hukukum oldu talebeliğimde. Çok sevdiğim bir adam, çok değerli bir adam. O netice itibariyle bugünkü şeyhlerini tanımıyorum, çok uzaktan tanıyorum, bir şey söylemeyeyim. Ama şeyh, şeyh olmayıp da müteşeyyih bile olsa ne diyecek? Allah de diyecek, kelime-i tevhid çek diyecek, estağfurullah. Mürit bundan istifade eder. Onun için eğer şeriatı hazmetmiş bir insansa tarikata girsin, hangisi de olursa olsun. Şeyhin iyisine rastlarsa istifadesi çok olur. Şeyhin de onun ibadetinden istifadesi olur. Kötü bir şeyhe rastlarsa, ki o iyidir veya kötüdür demiyorum, şeyh onun mesaisinden istifade etmez ama müteşeyyih bile olsa o istifade eder. Yeter ki Galip Kuşçuoğlu gibi batılı dava eden şeyh ünvanlı hakaret teşkil etmesin diye söyleyemediğim bir kelimeyi okuyucunun idrakine havale ediyorum. Öyle birini bulmasın. Kargadan kılavuz olmaz. Üstadım, son sual olarak şunu söyleyeyim. Masonlar niye kendilerini gizliyor? Gizleme ihtiyacını hissettiği için gizliyor. Alemden endişe etmese gizlemez ki. Demek ki gizleme ihtiyacını hissediyor. Halbuki ben bu kardeş katli için bazı yabancıların şeylerini de söyleyecektim, getirdim. Olmadı, bu kadar. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat etmiş olanların cümlesini, ruhlarını Cenab-ı Rabbil Alemin şadan ve handan eylesin. Amin. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına mezar olacak haberlerden bizlere de bela kanına bela. İnam-ı ihsan-ı ikram eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin bu ülkede İslam'ın galebesini gören batıyalardan eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin iman davasının bu ülkede bütün şahsı, bütün ihtişamıyla gerçekleşmesinde hizmetli sefkat edenlerden bizi de add eylesin, kabul eylesin. Onların listesine ilhak eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Benim misafirim gelmiş, kusura bakmayın. Benim öptüğüm bir adam kaldı hayatta.